İstanbul'dayız. Hava çok berbat. Arnavutluk'tan biliyorsunuz daha önce yeni döndük. Arnavutluk macerasından sonra bu deniz çok iyi geliyor. Denizi seviyorum arkadaşlar ya. Deniz sevilmez mi? Türkiye'miz gerçekten mükemmel. Gerçekten çok güzel, cennet bir ülke. Yazıyla, kışıyla, insanıyla, doğasıyla, her şeyiyle mükemmel. İstanbul'dayız. Bugün de hava şansımıza fena. Deniz görüyorsunuz. Deniz şahlanmış. Bizim Karadeniz gibi olamaz ama yine de güzel. Vermek istemiyorum şimdiden. Çok güzel yerler var. Davetliyim. İnşallah gideceğiz. Orada da yayınlayacağım her şeyi açıkça arkadaşlar. Daha önceki biliyorsunuz Arnavutluk'taydım. Oradaki olan o mağduriyet, işçilerin mağduriyetini sizle paylaştım arkadaşlar. Tekrar sizlerden bu konuyla alakalı anlayışınızı bekliyorum. Çünkü ben İnsaniyet görevimi yaptım arkadaşlar. Yani format dışı da olsa yapmak zorundaydım. Ben orada bulunup da onları görüp de hiçbir şey yapmadan geri dönsem, kendi işime baksam ben rahatsız olurum. Ben öyle bir insan değilim. Hani bazı abonelerimizi format dışına çıkma demelerine rağmen, hani abonelikten çıkmalarını göze alaraktan ben bunu yaptım arkadaşlar. İnsan olan zaten bunu anlar. İnsan olan her zaman olana kapımız açıktır. Farklı düşünen insanlarla zaten işimiz yok. Sonuçta biz de insanız. Bu gibi düşüncede olan insanlarla beraber olmak istiyoruz her zaman. O yüzden benim için hiçbir sorun yok. Bugün onlara, yarın bana veya sizlere. O yüzden her şeyi, bu hayatta her şey müşterektir. Hiç kimse hiçbir zaman başıma benim de gelmez demesin. Her şey gelebilir bu insan bu hayatta. O yüzden haber nitelikli, en azından onlara yardımcı olabilmek için yapmış olduğum videolar yaptım. Ondan dolayı da zaten o insan ne demek istediğimi anladığına eminim. O yüzden hiçbir düşüncem, yani endişem yok. Neyse arkadaşlar, o mazide kaldı. Arkadaşlara elimden gelen yardımı yaptım. Sağ olsunlar, tanıdıklarımız oldu. Farklı oradan olsun, oradan da tanıdıklarımız oldu. Tekrar gireceğiz oraya ama gerçekten çok farklı yerler var. Daha girilmemiş, görülmemiş. Onlar kendilerini ayarlasınlar. Şu an Türkiye'deyiz. Türkiye'deki işimize bakıyoruz. Tekrar kanalımızın formatı gereği neyse aynı şekilde videolara devam. Şu an bulundum. İstanbul'dayım arkadaşlar. Bu manzarayı da sizin görmenizi istedim. Gerçekten hava yağışlı, soğuk, deniz dalgalı, uçmuş vaziyette. Manzara mükemmel arkadaşlar. Bayrağımızı görün arkadaşlar, nasıl dalgalanıyor. İnşallah her zaman bu şekilde bayrağımız dalgalanacak. İnşallah da dalgalansın arkadaşlar. Bunun için elimden gelen ne varsa yapmaya da hazırım. Güzelliğe bakın arkadaşlar ya. Nerede var bu ya? Nerede var? Şimdi bir tane çay alacağım kendime. Pencerenin yanına geçeceğim. Şöyle denizi seyredeceğim. Bir çay içeceğim. Özledim. Bayağıdan beri oradayım çünkü. Özledim gerçekten. Orada çok sıkı durumlar vardı. İnanın var ya, çay bile bulamadım yani. O şekildeydim. Harika. Harika. Çok yakında videolara başlıyoruz arkadaşlar. Birkaç kişi var. Beni davet ediyorlar. Araştırma için. Şartlarım sağlanırsa gideceğim, onlara da bakacağım. Elimden gelen neyse yardımı yapacağım. İnşallah da bir şey çıkar, bir şeyler buluruz. Yasalar doğrultusunda tabii her şeyi yapacağız. Yasalar doğrultusunda, yasal olmayan hiçbir şey yapmayacağız. Yapmıyoruz arkadaşlar. Kimseye de tavsiye etmiyoruz.
Bilenler buraların burasının neresi olduğunu bilirler. Arkadaşlar e-mail'den yazıyorsunuz biliyorum. Yorumlardan da yazıyorsunuz. Instagram'dan yazıyorsunuz. Her taraftan yazıyorsunuz. Resim gönderiyorsunuz. Video gönderiyorsunuz. Eyvallah, ilginize teşekkür ediyorum arkadaşlar ama her zaman yetişemeyebiliyorum. Anında cevap veremeyebiliyorum. Tekrar buradan özür diliyorum. Onlar için yoğunuz. Sonuçta biz de insanız arkadaşlar, yani biz de sizin gibiyiz. Elimizden geldiğince ben yardımcı olmaya çalışıyorum, cevap vermeye çalışıyorum. Anlayışınızı bekliyorum bu konuyla alakalı arkadaşlar. Ve sizden bir şey söyleyeyim tekrar. Bazen resim atıyorsunuz. Hani sadece resimden yorum yaparak doğru bir sonuca ulaşılmayacağını bilin. Çünkü farklı medeniyetler, farklı insanlar, farklı dönemlerde yaşamış insanlar aynı işareti aynı anlam koyarak, yükleyerek de yapmıyorlar. Farklı anlamlarda da yaptıkları olduğu için sadece işarete bakarak bir şey elde etme imkanımız olmuyor. Yani demek istediğim şu şey, hani hangi insanların o işareti yaptığı, o insanların hangi örf adetleri, gelenekleri, alışkanlıkları olduğu, hangi döneme ait oldukları hepsini değerlendirelim. O işarete bir anlam katılıyor, bunu bilin. Ondan dolayı video göndermek isteyen arkadaşlar, hani yoruma açsın, yorumlardan yararlanalım diye video göndermek isteyen arkadaşlarımız öncelikle o videoyu dikey olarak değil, telefonu veya makineyi yatay olarak tutup geniş açıdan çekmeleri gerekiyor ve net olması gerekiyor. Ve çok acele etmeden, yani çok yavaş çekim yapmaları gerekiyor ki insanlar gördüğü zaman oradan bir şey çıkartabilsinler. Yani sadece video çekmiş olmak için video çekilmesin, bir faydasını görün. Hem işareti hem de işareten olduğu yerden işaretin çevresini yavaş bir şekilde çekerseniz o işaret hakkında yorum yapılabilir ve daha doğru sonuçlar çıkabilir. Dolayısıyla siz de daha doğru bir sonuca ulaşmış olursunuz. Hani boşuna emek etmiş olmazsınız. Bunu da size söylemek istedim arkadaşlar. E-mail adresimden bana video atabilirsiniz. Videolarınız kısa olmasın. 5 dakikadan uzun olsun. Yani 10 dakika olabilir, 15 dakika olabilir. Bir de videolarda özel isimler belirtmeyin. Kendi isimlerinizi belirtmeyin arkadaşlar. Sıkıntı yaşamayın. Ondan dolayı sadece işaret konusunda veya bu konular hakkında bilgilerinizi paylaşın. Yerleri, isimleri, bölgeleri, ülkeleri belirtmenize gerek yok. Çünkü oradaki insanlar işaretlere ve çekmiş olduğunuz videoya göre zaten yorum yapacaklardır. Kanalımızda abone olan arkadaşlarımız var, çok bilgili, konularla alakalı çok uzman arkadaşlarımız var. Bunlardan, yorumlarından yararlanabilirsiniz. Çünkü insanların farklı tecrübeleri var, herkesin yaşamış olduğu, bildiği, öğrettiği, gördüğü tecrübeleri var. Onlardan da yararlanma imkanınız daha çok olur. Videoyu dediğimiz gibi çekip paylaşırsanız ben de yardım babında yorumlara açacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun.
görüşmek üzere diyorum arkadaşlar tekrar. Allah'a emanet olun. Sağ olasınız destekleriniz için, var olasınız anlayışınız için arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.